Hani ev sahibi gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci eşitlerimiz kütüphaneler çalıştığımız sonuna geldik. Şimdi sizlerle bu çalıştığımızın son oturumunu ve kapanışını gerçekleştireceğiz. Ben düzenleyen kurumlara söz vermeden önce bir iki hususu hemen ben de uygulayayım. Çalıştığımızda ilk gün açılışında 500 kişi katıldı. İlerleyen süreçlerde ki oturumlarımızı yaklaşık 200 katılımcı takip etti. Bugün ise çevrim içi ve üst düzey çalıştığımızda toplam 160 kişi katılarak görüşlerini bildirdiler. Aynı zamanda ki biraz önce biraz sonra Deniz Hanım da sayıları verecekti. Son sayıları ben de merak ediyorum. Burada çalıştaylar devam ederken tüm Türkiye genelinde çok önemli iki tane eğitim düzenlendi. İletişim üzerinde ve erişilebilirlik konusunda bu eğitimlerle de mümkün olduğu kadar farkındalık sağlamaya çalıştık. Ben Türkiye Engelsiz İletişim Platformu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi adına hemen konuşmalardan size bahsetmiş olduğunuz hususlardan kendime de vazife çıkartarak bir iki hususu uygulamak istiyorum. Birincisi bir çalışma grubunun kurulması ve bunun düzenli olarak yani sadece çalıştaylardan çalışmaya değil de yıl içerisinde kurumlar arası irtibatı sağlayacak, iletişimi sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu gördük. Platform Üniversite adına bu konuya bizler sizler de uygun görürseniz sahip çıkmak istiyorum ve ilk fırsatta hemen yine farklı kurumlardan kişilerle seçilecek bir çalışma grubuyla sürekli olarak iletişimi, ihtiyaçları belirlemeye yönelik çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Ki burada sürekli iletişim oldukça önemli. Yine bu çalışma grubunun devam eden süreçte işte spesifik bir takım adımları da atması, işte özel konularda belki yarım günlük veya bir günlük çalıştaylar veya toplantılar düzenlenmesi yıl içerisinde ihtiyaçlar olabilecektir. Diğer çalıştığımızı yani burada yaptığımız gibi tüm konuları tartışacağımız üçüncü çalıştaya kadar ihtiyaç duyan alanlarda varsa bu çalışma grubuyla karar verip yine ilgili kurumlarla işbirliği yaparak hızlı bir takım çalışmalarda yapabiliriz. Ben şimdi sözü yine düzenleyici kurumlarda vermek istiyorum. İlk önce Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Sayın Ahmet Bey'e söz veriyorum. Onun en son sözlerini, temellerini sizlerle paylaşmak üzere. Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Öncelikle teşekkürle de başlayalım. Gerçekten yani bir araya gelmek böyle konuları konuşmak kolay değil. Yani kurumsal bazda bir araya gelmek kolay değil. Ve bir teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam'a teşekkür ediyorum gerçekten. Türkiye Nesil Platformu olarak çok güzel bir süreç başlatmışlar. Biz geçen yıl bu süreci kaçırdık. Fakat biz de engelsiz kütüphane çalıştay yapalım diye bir karar vermiştik. Bu çalıştay akabinde böyle bir girişimi zaten başladık. Görünce biz müstakil bir hareket yapmak ve yine bunun bir parçası olmak istedik. Ve sağ olsun Mustafa Hocam hay hay dedi, memnun olmak istedi. Ve bugün buraya geldik açıkçası. Öncelikle hem Cenab-ı Üniversitesi'ne hem de Mustafa Hocam'a teşekkür ediyorum. Aile Üniversitesi gerçekten bu konuda üniversite olarak akademinin yanımızda olması bize güç verdi. Aile Bakanlığı'nın zaten bu konuda yaptığı çalışmaları zaten biliyorsunuz. Birinci bir soru gibi gözüküyor aslında ama taşıyıcı gibi gözüküyor. Ama böyle bir çalıştayın içerisinde olması için de kütüphane kavramını kullanmalar bizi çok mutlu etti. Bakanlık olarak zaten biz hep çalıştayları çok önemsiyoruz. Çalıştayları mutlaka bir sinerji yarattığını gördük. Bu bizim son yıllarda yaptığımız 7. çalıştayımız oldu. Çalıştaylarda çok farklı bir yol kaldırdık. Çok farklı bir tanışma, tanış olma, bilgilerle paylaşım ve kurumsal işbirliklerine tanıdığımız tarzı güç birliği kavramına doğru gittiğimiz çok süreçte yaşadık. Bunun da böyle olmasını arzu ediyoruz çünkü halka olarak çok zayıf olduğumuz bir halkaydı. Bizim engelli erişimle ilgili özellikle kütüphaneleri yapısal dönüşümü, mekansal dönüşümü, algıların değiştirilmesi anlamında Türkiye'de ortaya koyduğumuz mücadelede engellilerle ilgili özellikle çok sıkıntı yaşadığımız bir dönem için açıkçası çok yorulmuş üzere duramadığımız bir konuydu. Bizim eksikliğimizi gidermek anlamında bir başlangıç olarak göreceğiz. Senin çok farklı bize nasip olursa bunu konuşsak biz olmasın. Mutlaka devlette devamlı gereği arkadaşlarımız çok farklı cümleler kuracağını düşünüyorum. Çünkü burada böyle bir sinerji olduğunu görüyorum. Tabii ki ev sahipliği için de Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Ferhan Bey ekibine çok
45 ediyoruz gerçekten sağ olsunlar. Bizi burada ağırladılar, ev sahipliği yaptılar. Böyle bir çalışmanın yine kurumsal anlamda Cumhurbaşkanlığı gibi bir büyüyen altında olması da bunun gerçekten sertlemanın bir sürdürülebilirlik anlamında bir ayak olduğunu düşünüyoruz. Bu işbirlikleri, bu yapacağımız bu çalışmalar akabinde biz bakanlık olarak ev ödevlerimize çalışmaya hazır olacağız. Birincisi bu teşekkür. İkincisi sizlere teşekkür ediyoruz gerçekten. Buradasınız, zamanınızı ayırdınız. Belki çoğunuzun uzmanlık alanı, belki çoğunuzun ufacık yıllarına dokunduğunuz bir şey ama herkes bir şeyler söylemeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında bu sinerji dediğimiz olayın şeyi bu. Hep şunu söylüyoruz, tek başımıza bir hiçiz. Aslında bir araya geldiğimizde bir şeyler olmaya başlıyoruz. Böyle bir mütevazilikle böyle bir iletişime açık bir ruhla olduğumuz zaman da herkes gerçekten çok kaygılı oluyor. Farklı olmadan da çok farklı yerlere insanları getiriyorsunuz, kendiniz geliyorsunuz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dışarıdan gelenler, uzaktan gelenler var. Eşini ailesini bırakıp buraya gelip hizmet yapanlar var. Uzaktan erişen bir fikri söyleyen insanlar var. Onlara teşekkür ediyoruz. Otur başkanlarımız, özellikle hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, çok sıkılmasına. Hocalarımızın buradaki hem toparlayıcı hem de edilik anlamda daha sonra yayınlaşma anlamında bize ileride desteği çok iyi biliyoruz. Onların burada katkıları titrilerinin önünde bulmuş olduğu bir dönüşü olarak görüyorum. Yani sadece titrin bir gereği değil, aslında bir bireyin bir gereği, vatandaş olmanın gereği olduğunu görüyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki buradaki herkesin çalışan arkadaşlara, burada herkese teşekkür ediyoruz. Bizim arkadaşlarımız burada çok farklı bir not olarak çıkacaklardır. Akarın da dediğiniz gibi, bunun bizim kütüphanecilik anlamında çok farklı bir geleceğiz gibi düşünüyoruz. Eksik olan gelirimizi tamamlayarak çok farklı bir hizmet anlayışıyla bu noktaya geleceğimiz için bunun hayırlar göstermesini temin ediyorum, teşekkür ediyorum. Evet, Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Şimdi Deniz Hanım'a söz vereceğim. İzleyicilerimiz zaten pek önemli filmlerden birisiydi. Şimdi katkılar bundan dolayı daha iyi bir şekilde. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgenler ve Şahmetler Genel Müdürlüğü süreçte gerçekten artık bir rol oldu. Deniz Hanım'ın alanı veren bazı noktaları ablamına diyecek. Ama ben bu sefer daha sonra özellikle şu an devam eden eğitimlere kaçar kişinin katıldığını ben de şahsen merak ediyorum. Merhaba, öncelikle ben de o rakamları not aldım. Saat 2'de başlayıp sanırım 15.30'a kadar da devam etti. Erişilebilirlik konulu kısa bir bilgilendirme bizim için farkındalık, 1-1.5 saatlik bir eğitim. 776 kişi katılmış, çok memnun oldum ben bu rakamlara gerçekten. Demek ki Türkiye çapında kütüphanelerle ilgili yapılı çevreyle ilgilenen mimar, mühendis meslektaşlarımızdan 776 kişiye ulaşmışız. Şu anda engellerle iletişim eğitimine ilgilendiğimiz devam ediyor. Onda da 525 kişi şu anda online olarak eğitime katılmaya devam ediyorlar. Evet, ben de birkaç not almıştım. Genel olarak çalıştığım tüm bölümlerinde yer almaya çalıştım. Dünkü başladığımız noktada kütüphanelerdeki hizmetlerin farklı boyutlarda ele alınması gerektiğini belirtmiştik. Bugünkü tartışmalarda gerçekten çok verimli geçti bence. Benim bulunduğum sınıflardaki, odalardaki katılımcıların görüşleri işledi. Ben çeşitli yürütmemiz gereken çalışmalarla ilgili de notlar aldım. Yani ödevlerimizi aldık diye düşünüyorum. Şimdi mekansal erişilebilirlik çok konuşuldu. Benim de çok uzun yıllardır çalıştığım bir alan. Ancak kütüphanelerin mekansal erişimleriyle ilgili olarak biraz daha çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü farklı ihtiyaçlar söz konusu kütüphaneler için. Bugün son oturumda yine bu konu biraz değerlendirildi. Çünkü temel erişilebilirlik bir binanın taşıması gereken en önemli temel düzeydeki erişilebilirlik ihtiyaçlarının üzerine kütüphanelere özel diğer ihtiyaçların ortaya konması ve burada en önemli şey tabii ki bunların ortaya konduktan sonra uygulanması. Son oturumda yine kitapların seslendirilmesi ve baskıya girecek olan kitapların Braille hallerinin basımı konusunda standartların belli olmadığı dile getirilmişti. Müfredat çalıştığı çok üzerinde duruldu. Ben de dün itibariyle bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müfredatın yani
dokümantasyonla ilgili eğitim veren bölümlerin müfredatında erişilebilirlik konusu, engellilik konusu bunlar tartışılır ve nihai karar o şekilde verilir. Bunların ele alınması ve bir an önce yeni gelen meslek mensuplarının bunları artık bilerek, farkında olarak mesleğe atılması son derece önemli. Bu noktada personel, şu anki görev yapan personel hizmet için eğitimden de bahsedildi. Biraz belki orada Kültür Turizm Bakanlığı kütüphanelerine yönelik bir takım şeyler düşünüldü ama üniversite kütüphaneleri de bu anlamda mutlaka benim notlarım arasında bir farkındalık eğitimi verilmesi gerektiğini düşünüyorum çalışanlara. Bunun yanında çalışma grubu oluşturulması fikrine hocamızın ben de katılıyorum. Çünkü bahsettiğimiz konuların buradan bu kararlar çıktıktan sonra harekete geçilerek hemen uygulamaya başlanması için yapılması gerekenlerin belirleneceği şekilde ortaya konması gerekiyor. Bunlar şu anda tam olarak bizim yol haritamızı belirleyecek şekilde çok net değil diye düşünüyorum. Burada bir diğer hatırlatmayı da erişilebilirliğin evet temel gerekliliklerini bakanlığımız, erişilebilirlik dairesi başkanlığı belirliyor. Ancak uygulama tüm kurumlara, tüm üniversitelere, tüm hatta kamu kullanımına hizmet sunan özel taraflara da düşüyor. Sorumluluk hepimizde. Bu çok önemli bir konu. Herkesin gerektiği şekilde erişilebilirliği sağlamaya yönelik, herkesin yaptığı, yürüttüğü her faaliyette, hazırladığı her ihale teknik şartnamesinde, çizdiği projede, web yazılımı hazırlarken, kodlamasında, denetleme yaparken, ruhsatlar, çalışma izinleri, açılış izinleri verilirken erişilebilir mi acaba sorusunu kendine sorması gerektiğini, bizim başarıyı ancak bu şekilde sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Burada ben de tüm işbirliği yürüttüğümüz üniversitelere ve kurumlara teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince kütüphanelerin erişilebilir olması konusunda eğitimlerin verilmesi, teknik bilgi desteği sağlanması, toplantıların, çalıştayların düzenlenmesi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunları biraz önce bahsettiğim şeyleri yürütmemiz, yapmamız, yol haritamızı belirlememiz gerekiyor. Çünkü erişilebilirlik herkes içindir. Teşekkür ederim. Deniz Hanım'a teşekkür ederim ki eğitimler tatsızlık, rakamlar çok güzel. Hatta şöyle bir şey rica edeceğim, belki yapalım. Hemen de ikinci soruda, bunlar bir gösteri, kayıt altına alınmıştır galiba. Belki kaçışan yararlanan kişiler için de hem bizim sayfada hem kütüphanede, fasiyelerde yapılıp kaynak olarak koyduk kullanım, ciddi bir kaynak olarak karşımıza çıksın. Şimdi yine bir paylaşım. Kurumumuz Adnan Üniversitesi Üniversitesi adına bir adama söz vereceğim. Bütün ilerisine bırakmaya sahip olduğu için onu belki başta söyleyecekleri olacaktır. Buyurun bir adım. Merhabalar herkese. Ben de öncelikle işbirliği yürüttüğümüz tüm kurumlara ve ekibe, ekibe katılan kullanıcılara, ev sahiplerimize çok teşekkür ederim öncelikle. Bizler de aynı anda Memlis Üniversitesi olarak geçen yıl eğitimi düzenlediğimiz birinci işlevleri kütüphaneden çalıştığımızda ev sahibi olmuştuk ve güzel bir sinerji yaratılmıştı orada da. Orada daha çok durum tespiti yapılmıştı ve mevcut sorunlar, ileriye yönelik neler yapılabilir, kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri neler olabilir, bunlar tartışılmıştı. Tabii o zaman da biraz pandemi nedeniyle kısıtlı imkanlar doğrultusunda gerçekleştirdik biz bunu. Bu sene daha güzel, büyük bir sinerjiyle burada yürütüldü çalışmalar ve daha çok katılımcının gelmesi güzel oldu. Ben kendi adıma, kurumum adına, üniversitem adına kendime notlar aldım. Bizler daha nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili notlarımı aldım. Biz de o zaman tartışıyor olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum yolculuğuna size. Son sözü Lütfü Bey'e vereceğim. Lütfü Bey'e söz verdiğimizde ben hemen herhalde ilk katılımcılarımız hem de tüm düzenleme ekibine ben ev sahipleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü genelde bu etkinliklerde sayfalarda ya da isimlerde diğer kişiler görünüyor ama arka planda gerçekten gönüllü ve fedakarla çalışan bir
ekip vardır. Belki bazen şu cümle de kullanılır. Ya görevi zaten değil ama görevi için yapan bir şeyle kalpten yapan bir şeyi gerçekten ayırabiliyoruz. İki gündür bize hizmet eden, destek veren tüm millet kütüphanesi personeli gönülden çalıştığını bize hissettirdi. O yüzden de ben ayrıca bir teşekkür ederek size sözü öyle bırakıyorum. Buyurun. Bana pek bir şey bırakmadınız. Teşekkürler. ben özellikle çok teşekkür ediyorum buraya kadar gelip katkıda bulunduğunuz, burada bulunduğunuz için. Sizleri buradan ağırlamaktan onur duyduk, mutluluk duyduk. Herkese çok teşekkürler. İlk bu çalışmalar kapsamında erişilebilir kütüphaneler ve Özel Hoca'yla tanışmamız geçen sene bu zamanlarda başladı. Herkes gibi ben de, yani herkes gibi demeyeyim aslında, çoğunluk gibi ben de işte engellilere nasıl yaklaşılır, nasıl hitap edilir, nasıl birlikte bir şeyler yapılabilir noktasında çok fazla bir bilgi, bir tecrübem yoktu. Ancak onların hayatına girdikçe, o güzel dünyalarına girdikçe hem empati kurabiliyorsunuz, hem daha başka neler yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyorsunuz. Ve bunlar üzerine sürekli, hatta her gittiğiniz yerde işte o empati kurduğunuz için nasıl davranacağınızı daha iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu farkındalığı ya da bu empatiyi kazanmak sanıyorum ilk iş. Ondan sonrası zaten kendiliğinden geliyor. Bu çalıştayla zannediyorum herkes için çok verimli geçti. Gerçekten güzel bir sinerji oluştu. İşbirlikleri belki oldu ve olacak. Dolayısıyla yani herkes kendi üzerine düşen ödevi aldı. Herkes ödevle çalışacak. İnşallah hep birlikte daha güzel işler yapılacak. Ben tekrar hem katılımcılara hem ekran başında ya da web başında bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum izleyenlere. İnşallah yeni çalıştaylarda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Bütün ekip konuşurken aklıma geçen sene çalıştığımdan bir mesafene geldi. Onu sizlere de paylaşmak istedim aslında. Aydınlar Kandilesi Üniversitesi konuşmacılarımıza ve katılımcılara birer saat hediye etmişti. Saatin farkı şuydu, ahşaptan yapılmış bir saat. Fakat üzerinde genelde biliyorsunuz, bize büyük duvar saatinde cam olur. O saatte cam yoktu. Görme engelli arkadaşlarımızın o saatte çok mutlu olduklarını gördüm. Yanlarına gittiğimde şu konuşmaya tanık oldum. Ya ilkokuldan beri unutmuştum altının nasıl olduğunu diyerek rakamları ediyorlar. Bu arada şundan dolayı aslında şey yapıyorum. Lütfü Bey'in söylediğinden yola çıkarak birlikte yapmak. Yani onlar için ihtiyacı düşünmek yerine beraber çalışarak, onların gerçek ihtiyaçlarını görerek, bilerek yapmamız gereken önemli bir süreç. O yüzden empati evet, ama empati bazen yetmiyor. Birlikte çalışmak herhalde her şeyde büyük. Siz zaten belki Türkiye'nin gelse bir şey kitap bulduğuna bu sene 11. yılı, hatta sen de Bayıs'ın bugün derinde 11 sene önce ilk organizasyonu yaparak yola çıkmıştık. Asıl önemli nokta bu birliktelik. Birlikte hareket etmek, birlikte çalışmak, bir şeyleri birlikte başarmak. Burada da o sinerji aslında geçen seneden bu yana taşıdık, bu sefer daha da arttı. Buradan bize hem salonda dinleyen hem de canlı yayında dinleyen kişilere de şu mesajı vermek isterim. Ben neden yoktum, ben neden eksik kaldım diye düşünmeyin. Bir sonraki aşamada beraber hareket edebiliriz. Geçen sene işte burada şu an burada olan bazı gruplar yoruldum. Çünkü hiçbir çalışmada herkesine, herkese ulaşamazsınız. Öyle bir dünya yok. Ama her defasında bunu geliştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Buradan çağrım olsun. Hatta hala raporumuz hazırlanmadı, o bilgileri çalıştayımıza ait raporu 15 Haziran'a kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Gerek salondaki kişilerden, gerek bizi canlı yayından dinleyen kişilerden ricamız 30 Mayıs'a kadar söylemeyi unuttuğu, söylemekten belki fırsat bulamadığı veya bugün işi var mı katılamadığı için söyleyemediğiniz sözler varsa katkı sağladığınız düşüncelerini lütfen bize
İletişim gidebiliriz, sayfamızda var zaten bir şekilde hemen hemen herkesle iletişim gidebiliriz, paylaştık. 30 Mayıs'a kadar bize gönderin. 30 Mayıs'tan sonra biz hocalarımızla beraber, moderatör ve röportörlerimizle beraber bu çalışmayı tamamlayacağız. Ve tamamladıktan sonra mümkün olduğu kadar, ki burada herhalde Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahmet Beyler bizim için daha önemli bir rol üstleneceklerdir. Onun yayınlaşması ve dağıtımı konusunda katkı sağlaması için devam edeceğiz. Ve şuna çalışacağız. Bir sonraki çalıştayda biz bu çalıştayda aldığımız kararlardan ne kadarını yapabildik, ne kadarı eksik kaldı. Bunu takip etmemiz açısından da oldukça önemli olacak. Özellikle tekrarlıyorum, iş birliği konusunda kişiler Ahmet Bey dediği için gibi değişebilir, görevler değişebilir, bizler olmayabiliriz ama bu alanda sürekli çalışan kütüphaneciler, bu alanda çalışan diğer kesimler mutlaka iş birliğini sağlamalı. İrtibata geçmeli. Birlikte yapılacak daha çok şey var. Ben son sözler olarak tekrar güzel çalıştığı düzenleyen tüm kurumları, tüm görev alanları, moderatörlerimizi, konuşmacılarımızı, raportörlerimizi, teknik kişilerin ki affınıza sığınarak isim zikredeceğim. Benim iki tane kardeşim var. Murat ve Süleyman. Sağ olsunlar yıllardır bu tip organizasyonlarda arka planda bazen gönüllü olarak işlerini de bırakarak hep yanımıza gelirler ve teknik konuları hallederler. Onlara ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ve diğer tüm görevlere sonsuz teşekkürler. Çalıştayımızın sonuçları umarım bu alanda hayırlara vesile olur. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere ama iletişimde kalın.